Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün balıklarımızı kusturacağız. Bakın şurada size dediğim gibi 3 tane cikletimizin 3 veya 4 ağzı dolu. Şu an 3. 4. günleri. Bazılarının 3. 2. günü falan. Yani bir tanesi geç topladı biraz arkadaşlar. Şimdi bu cikletlerimizi kusturacağız. Bakın şurada kurdum onların yerini. Şöyle burada buraya cikletleri alacağım. Sonra buradan teker teker alıp kusturacağım. Arkadaşlar ışığımızı kurduk. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın şuradaki arkadaşlar şu şekilde. Şu kulçukayı alacağım. BioLife kulçuka falan değil yani kaliteli güzel bir kulçuka yok arkadaşlar. Çünkü bir tane BioLife kulçuka var ve şu anda sipariş edecek vaktim falan yok veya o para falan arkadaşlar. Zaten ucuz da bir şey değil çok BioLife kulçuka. O yüzden arkadaşlar bunu da yapacağım. Bende bir tane vardı şöyle ikili. Şöyle iki tane balığın ağzından çıkan yumurtayı şu üste koyacağım. Bir tanesini de alta koyacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Şuraya yapıştıracağız. Şöyle bir tane hava motorumuz var. Arkadaşlar sırf bunun için yeni bir tane üçlü kablo. Üçlü priz arkadaşlar. Üçlü priz çıkardım. Sonra şu Vavrula'nın akvaryumdaki motoru aldım falan. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen balıkları alalım ve kusturmaya geçelim. Evet arkadaşlar balıklarımızı aldık. 3 tane ağız dolu balığımız var. Şimdi şunları bu balıkları hemen burada kusturmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi balıklarımızı kusturacağız. Bakın önce şu balıktan başlıyorum. Ağzını size şöyle göstermeye çalışacaktım ama ışık yok. Sen gösteremeyeceğim. Bakın balığımız burada. Şu ışıktan biraz göstermeye çalışayım ağzını. Hani kameradan bakıyorum şu an. Bakın arkadaşlar. Ağzı yumurta dolu. Oradan sizi göremiyorsunuz. Sizi biraz rahatlatalım. Arkadaşlar kedi de geldi. Kedim. Şimdi arkadaşlar balığımızı kusturuyoruz ama arkadaşlar ben bunu kusturmayacağım. Bir dakika nerede o? Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir tane cımbız gibi bir şeyim var. Bunun şurası çok ince. O yüzden bununla kusturacağım. Daha rahat olacağını düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar ağzını açıyoruz ve yumurtalar dökülüyor. Ama pek rahat olmuyor. Ben bunu bırakacağım. Yumurtaların rengi iyi gibi. Yani bir gün daha beklese çok daha iyi olurdu aslında. Şöyle. Maşallah. Maşallah deyin arkadaşlar lütfen. Maşallah fazla verdi ama çok fazla döllenmemiş var. Yani bir gün daha beklemesi gerekirdi aslında balığın. Bakın şöyle. Maşallah maşallah. Maşallah deyin arkadaşlar lütfen. Şöyle. Maşallah. Daha kalmış mı? Daha kalmadı arkadaşlar. Şimdi bu balığımızı bıraktık. Gördüğünüz gibi bayağı beyazlar var. Şimdi sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Yaklaşık 60 tane çıkacak yumurta var arkadaşlar. Diğerleri çıkmayacak. Onları balıklara vereceğiz. Şimdi diğer balıklarımızı kusturacağız. Şurada iki tane daha balığımız var. Maşallah arkadaşlar. Fazla yavru geliyor bu sefer. Şimdi bunun ağzını açıyoruz. Şöyle maşallah maşallah. Arkadaşlar oradan pek iyi gözükmüyor galiba. Çok güzelce kusturuyorum balığımızı. Hayır. Kedi. Hareketlilik görünce tabii hemen. Arkadaşlar bunun da fazla bir yavru geldi gerçekten. Maşallah. Maşallah deyin arkadaşlar lütfen. Evet, bu balığımızda da arkadaşlar daha yumurta kalmadı. Tek balığımız kaldı. Bundan sonra yine sayacağım. Bakın bu aslında büyük bir tane balık. Şimdi şöyle alayım onu. Arkadaşlar büyük bir balık. Umarım fazla yavru verir. Bakayım şöyle ağzına. Oh, dikeni battı elime biraz. Şimdi hızlı bir şekilde alayım çünkü diğer yumurtalar var. Şöyle. Şşt. Hayır. Arkadaşlar bunda da döllenmemiş çok fazla var anladığım kadarıyla. Çünkü beyazlar çıkmaya başladı baştan. Oo, arkadaşlar 2-3 tane yumurtayı maalesef ağzının arasında sıkıştı.
içinde. Arkadaşlar bayağı fazla bir döllenmemiş yumurta çıktı. Yani arkadaşlar bir gün daha beklesek, salı günü alsak çok daha iyi olurdu. Bugün pazartesi bu arada. Bakalım daha var mı? Tamam. Evet arkadaşlar şurada bir tane daha var. Evet, onu da çıkardı. O döllenmemişti galiba. Neyse bırakalım bunu da. Evet arkadaşlar bıraktık balımızı. Bütünlerimizi şöyle bir silelim. Arkadaşlar şimdi yumurtaları şöyle yakından göstereyim size. Bakın maşallah maşallah. Güzeller gerçekten, ama bakın gördüğünüz gibi çok fazla miktar döllenmemiş var. Yani neredeyse 5'te 1'i döllenmemiş diyebilirim. Bakın ama fazla bir yumurta var maşallah. 3 balıktan aldık yani. Fazla olması normal. Hayır hayır. Arkadaşlar 3 tane balıktan aldık, fazla yumurta var maşallah. Şimdi hemen bunu kuluçkaya koyma aşamalarına geçelim. Arkadaşlar telefon kapandı, şarjı bitti. O yüzden çekemedim, şimdi yine başlattım, yine birleştireceğim maalesef. Arkadaşlar balıklarımızı şu an koyduk ama gerçekten aşırı kötü durumlar yaşandı. Bakın şu an gördüğünüz gibi kuluçkaya koyduk. Arkadaşlar yani yaklaşık 100 tane falan yumurta var burada. Arkadaşlar öncelikle çoğu, yani burada çıkmayacak olan fazla miktarda var. Onun dışında arkadaşlar koyarken şurası açıldı, birazı döküldü, onları toplamak uğraştım. Şurası çıktı falan. Yani kötü kötü şeyler oldu, yerleştiremedim. Ve arkadaşlar çok fazla bol cevap veriyor ama yine de arkadaşlar bakın yumurtaları göstereyim. Yumurtalarda hareket yok. Yani sadece şöyle çok az arada bir titriyorlar gibi. Arkadaşlar bakın şurası biraz daha hareketli. Bir de arkadaşlar bunlara bakın yani. O yüzden arkadaşlar yani nefret ettirdi beni. Gerçekten hobiden soğutuyor bunlar yani. Gerçekten yani bir şuna bakın, bir de şuradaki yumurtalara bakın. Ya muhtemelen bunların yarısı falan çıkmayacak. Belki hiçbir çıkmayacak. Yani 120-130 tane yumurta vardı. 20-30 tanesi de bayağı şeydi. Döllenmemiş falandı. Onları balıklara attım. Şu kedimiz de geliyor. Arkadaşlar. Sonra işte bazıları yani muhtemelen çıkmayacaklar. Kuluçka gerçekten çok kötü arkadaşlar. Sakın almayın arkadaşlar şu ikilisini. Arkadaşlar alacaksanız tekli alın. Onda çıkma olmaz ve daha iyi döner. Arkadaşlar bir yapamadığım bir şey varsa, yanlış yaptığım bir şey varsa söyleyin lütfen. Çünkü yumurtalar dönmüyor. Ve şuraya normal sıkıca yerleştirdim bakın. Havada veriyor bulacağım. Yumurtalarda şunlarda hareket yok. Bunlarda birazcık hareket var. Arkadaşlar ikili sakın almayın. Gerçekten yani sakın almayın. Alacaksanız tekli alın. Gerçekten aşırı pişman oldum. Yani balığı hiç kusturmasaydım, 18 gün bekleseydim daha iyi. Veya kadeh kuluçkada, hatta pet şişede yapın arkadaşlar. Bunu almayın gerçekten. Yani arkadaşlar ağzındaki yumurtayı almayın balığın. Bunu almayın. Yani buna boşuna sakın para vermeyin arkadaşlar gerçekten. Çok kalitesiz, berbat bir şey yani gerçekten. Buna vereceğiniz paranın neredeyse iki katını arkadaşlar buna verin. Ve bir sürü yumurta koyabilirsiniz içine. Güzel dönüyor yani şu an ben de sadece bir tane çıkmadı, o da zaten döllenmemişti. Diğer hepsi çıktı maşallah. Ama arkadaşlar burada yani bu kuluçka, gerçekten çok pişman oldum bu kuluçka yaptığıma. Neyse arkadaşlar. Bunda ders almış olduk zaten. Sorun değil ama bir daha bunu kullanmayacağım. Arkadaşlar 3 yani bir sürü yumurta ziyan olacak. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.